Selamun aleyküm. Ya gerçekten bugün duramıyorum yerimde ya. Bugün çok keyifli bir gün. Niye olduğunu bilmiyorum. Sigara içmiyorum şu anda, ondan olabilir. İlk sigaramı yaktığım zaman yine bana bir hüzün çökecek. Yine bana bir sersemlik çökecek. Onun için bugün içmiyorum. Allah'ın izniyle yine bırakacağım. Bırakıyorum böyle arada bir, 2 hafta, bir hafta, bir ay, bir yıl, 2 yıl. Sonra nasılsa geri başlıyorum lan. Allah kahretmesin. Ne diyeceğim? Şimdi bu benim kendi kendime güldüğümü, kendi kendime konuştuğumu size söylüyorum sürekli. Ben kendi kendime gülüyorum. Ben çok neşeli bir insanım. Hayattan zevk alıyorum, gülüyorum abi. Bu bana neye mal oluyor biliyor musunuz? Böyle dönem dönem çöküntülere sebep oluyor. Ya insanların gülen insanla bir problemi var. Eğlenen, mutlu insanlarla bir problemi var. Benim de var. Ben bunun mantığını da buldum, çözdüm. Anlatayım size. Herkesin mutlu olduğu an birbirine denk gelmez. İnsan böyle çeşitli kimyasallar salgılar. Bir an mutlu olur, endorfin salgılar. Bir an mutsuz olur, bilmem ne salgılar. İkisinin aynı anda bir araya gelmesi mutlu insanı belki birazcık üzer ama mutsuz insanı sinir eder. Yani mutlu insanla mutsuz insan bir araya geldiği zaman bundan mutsuz insan çok rahatsız olur. Benim bu aşırı mutluluğum, benim bu keyfim, benim hayatım boyunca bana böyle sıkıntı yaratıyor. Canımı sıkıyor. Beni sürekli zor duruma düşürüyor. Artık bazen böyle daralıyorum. Lan son bir haftadır, 10 gündür çok kötü bir zaman geçiriyorum. Evde hiç böyle güldüğümü, gülümsediğimi hatırlamıyorum. Ya abi belime bir ağrılar girdi anlatamam. Belim çok kötü ağrıyor. Bende ankilozan spondilit diye bir rahatsızlık var aziz Allah. Bugün cuma namaza gideceğim inşallah. Bu selası. 1 saat sonra da namaz var. Evet. Saat 11:40. 3 Mayıs 2019 11:40. Benim bu gülmem, gülümsemem hayatımı zehir ediyor bana. İnsanlarla uğraşmaktan yoruldum. Böyle artık hani o filmlerdeki vardır ya, bana gülmeyi unutturdular. Ya böyle bir tip olacağım. Olamıyorum da anasını satayım. Aha bugün yine keyifle bak kalktım. Dün yine beni tehdit etti bir iki tanesi mesela. Allah Allah. Bu son bir aydır var ya. Yiyecekler lan bizi. Öldürecekler lan. Allah Allah. Ne zor bir dünya ya. Sadece ekmek paramın peşindeyim ha. Başka bir şey yok. Vallahi billahi. Abi milletle uğraşmak ne zor ya. İnsanla uğraşmak ne zor. Neyse, siz ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Hayat nasıl? Benimki kadar mutlu musunuz? Çok mu zor geçiyor hayatınız? He? Sorunlarınız neler anladın sana? Ya işte çeşit çeşitsiniz. Herkesin bir derdi var. Kendinize göre yaşayın, tadını çıkarın abi. Şey diyeceğim size. Hani bu videoları böyle çekiyorum da sonra bilgisayarda bazen editliyorum, bazen editlemiyorum. Direkt yayınlıyorum ya. Yayınlarken hep şuna dikkat ediyorum işte. Bir videoda bir küçük resim çıkmak zorunda. Küçük resim. Senin videonu anlatan bir küçük resim paylaşıyorsun. Videonun kapak resmi o olacak. Bu küçük resmi seçerken abi videonun bir saniyesinde bir adamın ağzı kapanmaz mı? Sürekli böyle. Her üç tane resim sunuyor sana. Üçünde de ben böyleyim. Hep ağzım ayrık. Ya bir tane fotoğraf işte istersen bir fotoğraf çekiyorsun. Onun adına thumbnail diyorlar. O fotoğrafı alıyorsun. 2 MB'a küçültüyorsun. Küçülttükten sonra işte videonun kapak resmi o oluyor. Ama yani bütün her bir kapak resminde o kadar yakışıklı çıkmayayım diyorum ya. Aziz Allah. Çikolata. Bugün çok güzel bir gün. Çok keyifliyim. Bugün ölsem bile vallahi Allah'ım şahit olsun hiçbir zaman olmaz da isyan etmem. Böyle güzel bir günde. Ne dedim size? Kılıçdaroğlu'na yumruk atan, tekme atan boşun biridir dedim değil mi? Hatırlıyor musunuz? Aynı gün söyledim. Yani darbe oldu ertesi gün şey Kılıçdaroğlu'na İşte o saldırı oldu. Ben aynı gün dedim ki bakın dedim o adam dedim boş, geveze, sahtekar bir adamdır dedim. Gidin bakın dedim onun kimseye bir faydası yoktur dedim. Şehit cenazesinde öyle şey yapılmaz dedim. Adam yine hırsızı çıktı. Elini öpenleri çok merak ediyorum şimdi. Kur'an elini kesin diyor. Siz de gittiniz elini öptünüz. Hırsızın.
Siz bilirsiniz. Adam hırsız çıktı lan. Ne olacaktı ya oğlum? Onun azıcık beyni olsa, onda azıcık vicdan olsa, onda azıcık insanlık olsa, bir terör örgütünün lideri cezaevinde besleniyor homur homur tosun gibi. Vay efendim sen o PKK örgütüne sempatizansın deyip gidip bir 35 milyon insanın oy verdiği adama yumruk atıyorsun. Hele sizden bahsedin. Ne var ne yok. Ne yapıyorsunuz? Yine hiç yorum yazmıyorsunuz ha. Artık videolarıma kendim yorumlar yazmaya başlayacağım. Kendimi eleştireceğim. Az önce bir video çektim. İnsanoğlu işte birlikte bir ne derler köylerde? Hani insanların birlikte hareket etmesi bulmacalarda çıkar ya. İmece. İmeceyi tanımlamak için böyle komün yaşam diyecektim. Komün. O da komünizmden geliyor. Komün ortak yaşam diye tahmin ediyorum. Ben öyle bir kelime olduğunu düşünüyorum. Kombin yaşam dedim ya la. Kombin. Hani o moda programları yok mu? Çok güzel kombin olmuş. Çok çirkin kombin olmuş. Al sana kombin olduk işte biz de. Videoyu yayınladık. Kombin yaşam. Yayınladım lan pardon. Az önce yayınladım onu. Size internet YouTuber'lardan bahsedeyim mi? Kimleri izleyebilirsiniz? Aa iki tane film izledim. Bak biri o neydi o? Hepimiz vatanseveriz. Hepimiz vahşiyiz diye bir film. Hani bu Batman'de oynayan adam var ya. O oynuyor. O filmi mutlaka izleyin. Çok güzel bir film. Kafernaum'u izleyin. Çok güzel bir film. Libya'da geçen o filmi. Lübnan'da, Lübnan, Beyrut'ta geçen o filmi. Açamadım şişeyi. Hele anlatın hele. Siz ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Ağzınızı bıçak açmıyor be. Konuşmayın lan. Konuşmayın. Öleceğiz biz burada sıkıntıdan. Umurunuzda mı? Bir şey diyeyim mi? Namaza bir saat kaldı. Şişt, dolapta ne var? Namaza bir saat kaldı. Biliyorsunuz. Artık içmiyorum. Dırırırın. Bu da rakı ha. Bunu içemiyorum. Ben rakı içemem. Ama su benim. Su da benim. Hem namaz diyorum. Hem dolapta içkiyi gösteriyorum. Allah seni ne yapacak sen biliyor musun? Size ne? Siz mi cezalandıracaksınız beni? Allah diyor mu size gidin o çağdaşın kafasını alın getirin bana? Hı? Siz her şeyi yaptınız mı? Kıldınız mı namazınızı? Tutuyorsunuz mu orucunuzu? Hı? Şimdi beni mi cezalandırmakta kaldı sıra? Siz bilirsiniz. Aynı Allah'a inanıyorsak ben sizi uyarıyorum. Dikkatli olun. Günde ne kadar su içiyorsunuz? Bak söyleyeyim. Bir günde 2 litreden aşağı su içmeniz yasak. 2 litre ne demek? O küçük şişe var ya, bu yarım litre. Bunlar yarım litredir. 0.5 litre. Bundan en az 4 kez içeceksiniz. Bu bir. En az bak bunun altında içmeyeceksin. İçebiliyorsan 4 litre iç. Peki su bardağıyla hesaplayayım. 1 litre 5 su bardağıdır. 5 su bardağı. En az 5 su bardağı, en az 10 su bardağı günde su içmek zorundasın. Bunu da üst üste içme. Bunu güne yay. Saat başı bir bardak su içsen, sabah 8'de kalksan, kahvaltını yapsan. Saat başı diyelim ki bir tane içsen ne olur? Sabah 8, akşam 8'e kadar 12 bardak yapar. 9'da içsen... 9'dan 9'a 12 bardak yapar değil mi? Hmm. Şimdi arasında şey kaldı. Çikolatamız ne biliyor musunuz? O kadar güzel ki. Bak bak. Bak. Alman çikolatası, Alman çikolatası. Almanlar öpsün sizi. Neymiş? Torku. Eğer ondan daha kaliteli değilse, eğer daha lezzetli değilse yüzüme tükürün. Şerefsiz adi adamım. Ama siz yapamazsınız. Sizde o yok. Siz bunu yapamazsınız. Almanlar bok yer, bok satar.
Yine de birbirinden vazgeçmez ama siz Adidas'tan başka bir şey giyemezsiniz. Mercedes'ten aşağısına binemezsiniz. Siz sadece aldığınız Amerikan arabasının önündeki amblemi Türk bayrağıyla değiştirirsiniz. Siz çok milliyetçisiniz. Bilmem. Allah yardımcımız olsun. Sayenizde biz de yanıyoruz Allah'ın ateşine. Bir de ne diyeceğim? Lan harbi millet birbirine düşmeye başladı ha. Dikkatli olalım. Çok sıkıntı var. Gerçekten çok sıkıntı var. Ben 1,5 senedir evden çıkamıyorum. Ben 1,5 senedir eve hapsoldum. 1,5 senedir bir tek inşaat ruhsatı gelmedi. Bir tek proje çizmedim. Sonumuz hayır olsun. Eski yaptığımız işlerden bir iki tanesi geldi, karnımız doydu. Allah büyük, belediyeden de ruhsat çıkmıyor zaten. Soruyoruz, TEDAŞ'a da gidiyoruz. Abi var mı? Yok, iş yok şu anda. Yani bizden hariç getiren var mı diye soruyorum. Yok diyorlar. Ne olacak? Ben diyorum ki en az 10 milyon insan bu inşaat işinin durgunluğundan etkileniyor şu anda. 10 milyon insan. Türkiye'nin 1/8'i şu anda bu inşaatın durmasından dolayı perişan. Ne olacağız biz? Ne düşünüyor yani? Ulan keşke şu videoyu bir tane adam izlese. Dese ki sen ciddi misin lan? Sana arazi versem köyden. Sana oraya yapacak kadar bir hayvan versem. Sana evini çakacak kadar para versem. Bırakacağım mı lan şehri? Allah çarpsın bırakacağım lan. Allah Kur'an çarpsın gideceğim ben bu şehirden. Bana şöyle götürüp de beni Zorku'nun tepesine, Ağrı'nın tepesine koymayın. O kadar soğuğa dayanamıyorum. Çok soğuk sevmem ben. Ama bana şöyle şehrin dışında Osmaniye'nin hemen şöyle 5-10 kilometre bu tarafında, batısında, doğusunda bir köy yerinde bir arazi verin. Bana birkaç tane inek, inek istemem. Bana koyun, tavuk, at verin ya. Atı ben de bulurum. Evimi inşa edecek kadar para verin. Ben bu şehri terk edeceğim. Ben şehirlerde yaşamak istemiyorum. Daraldım. Siz bana arazi, traktör verirseniz size patates de ekerim, soğan da ekerim. Ne diyorsanız. Ben tarıma dönerim, yönelirim tarıma. Ben sevmiyorum bu şehir hayatını. Ben daraldım. İnsanlar burada beni öldürecekler. Her gün biri arıyor. Nasılını satayım? Sıraya girin. Kaç kişi öldürebilir bir insanı? Biri maaşıma el koyuyor. Bak anlatayım mı size? Ben bir şantiyede şantiye şefiyim. O şantiyedeki yatan parama bir tane müteahhit el koyuyor. Paranın birazını bana veriyor, çoğunu kendi alıyor. Ve ben artık dayanamıyorum. Ben bu adama diyorum ki ben bu parayı sana vermeyeceğim. Seni bulurum, seni keserim, seni öldürürüm. Bekliyoruz, öldürecek beni hala. İsmini söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi lan? İsmi Yunus Filiz. Beni öldürecek. Bekliyorum. Geçen hafta gelecekti. Yurt dışındaydı. Geçen hafta oradayım dedi. Gelmedi. 3 kişiyi gönderdi. Gelmediler. Ha geldiler. Arkadaşımı buldular. Telefona çıktım. Dedim adamı rahat bırakın. Ne istiyorsunuz siz ya? Sen bu parayı vereceksin. Kardeş dedim para benim param. Siz ciddi misiniz ya? Adam benim paramı yiyor. Adama da 24 bin lira para göndermişim ya. Şimdi onu nasıl alacağımı düşünüyorum. Korkudan yaptığımız hale bak ya. 24 bin lira paramı yemiş benim. Son parayı da vermedik diye öldürürüm, keserim, seni bulacağım, savcılığa ver. Aha şu bak resimler atıyor, WhatsApp'tan mesajlar atıyor, Facebook'tan atıyor. Arkadaşımı arıyor, tehdit ediyor. Dün ne oldu? 2 tane sahtekar beni kandırdılar. Bana 50 bin liralık işi 12 bin liraya yaptırdılar. Paramı bugün yarın, bugün yarın, bugün yarın vermediler. 3 sene sonra dayanamadım. Bir abimin yanına gittim. Abi dedim bunlar beni kandırıyorlar. Bunlar beni dolan. Daha doğrusu abim beni aradı. Git şunların işini hallet. Bunlar bana şikayet ediyorlar. Abi dedim onlar sahtekar. Ben onların işini yapmayacağım. Sen karışma ne olur abi dedim. Yap yap bir şey olmaz. Hadi ben varım dedi. İşlerini yaptık yine paramızı vermediler. Gittim o abimin yanına. Bunlar benim paramı vermiyor abi dedim. Çağırdı kızdı. Binalardan birinden gelen paraları bana harcadı. Bana verdi. Sen alabilirsin dedi öbür işlere karşılık. Abi etme tutma dedim. Vallahi bu para az olur dedim. Bu işin hakkı 50 bin lira dedim. Bunlar beni 10 bin liraya kandırdılar dedim. Al 10 bin lirayı bir kere he demişsin sus dedi. Aradan yine geçti 3-4 yıl. Öbür binalar gelmedi. Bunlar kayboldular. Bunlar zaten sahtekar. Dün tekrar bu bina ile ilgili beni arayan ev sahibi, binanın sahibi beni aradı. Kardeş bak bunlar ortalıkta yoklar gel şu işi bitirelim dedi. Tamam abi dedim bana şu kadar para verin ben bu işinizi yaparım dedim.
Hemen öbür Yezid tekrar beni aradı. Sen ne parası istiyorsun? Biz buradayız. Lan sana ne oğlum? Sen bir çık git lan. Lan bir kaybol, bir öl lan oğlum. Manyak mısın lan? Hasta mısın lan? Bela mısınız oğlum başıma ya? Dedim, dün de bunları dedim. Lan beni bırak dedim ya. Artık düş yakamdan lan. Beni eve hapsettiniz. Ben bir yıldır evden çıkamıyorum lan. Sizin gibi sahtekarlar yüzünden. Oğlum benim paramı yiyorsunuz lan. Lan nerede bunun adaleti? Nerede bunun sistemi? Hep Allah'tan korkuyorum size bir zarar vermemek için. Ya ama Allah da bana kızacak bir gün lan sana. Senin çiğneyip yutup yemen için sana lokma gönderdim, elini sürmedin diyecek ya. Ya siz bana helalsiniz, helal artık ha. Allah'ıma helalsiniz ya. Düşün yakamdan. Ya hakime anlatsam hakim der ki oğlum geç kalmışsın. Sen bunu niye o zaman vurmadın der ya. Oğlum manyak mısınız lan? Hasta mısınız lan? Hasta ettiniz lan beni. Silah. Manyak mısınız oğlum siz lan? Lan manyak mısınız oğlum? Neyinize güveniyorsunuz lan? Oğlum manyak mısınız? Hasta mısınız lan? Neredeyiz oğlum? Nerede yaşıyoruz? Bu nasıl bir düzen? Daha yeter artık ha. Düşün yakamdan. Hangi birinizle uğraşacağım lan? 20 bin liramı alıp kaçanınızı mı diyeyim? Öbür tarafta bekleyen 35 bini mi diyeyim? Hangi birinizin ismini vereyim oğlum? Bu Osmaniye'de bir tane namuslu müteahhit çıkmayacak mı lan? Bir tane yok mu lan? Söyleyeyim mi bak? Mesut Demir, Ali Demir. Bu adamlar benim paramı gününde, saatinde, saniyesinde ödediler. Dedikleri rakamı ödediler. Faruk Demir. Benim 17 bin lira çekimi önüme koydu. Allah ondan razı olsun. Başka? Mustafa Demir. Mustafa Çelik. Hep Demir Çelik. Mustafa Çelik adam gibi adam hakkımızı verdi bahçede. Ya başka sayamıyorum, sayamıyorum. Başka yok diyorum size ya. Hepsi paramı yediler ya. İsim isim sayayım mı bunları ben ya? Kimler ne kadar paramı çaldı? Ya bu videonun altına hangi müteahhitten kim ne darbe yediyse bir yazsın ya. Ya bir şeyler yazın ya, beni delirttiniz ya. Ya herkes hangi müteahhitten kaç lirası kaldıysa bir yazsın hele ya, bir toplayak. Lan olmazsa bunlardan bir hesap sorak. Lan bunlar Osmaniye'yi yediler lan, götürüp Kıbrıs'ta kumarda yiyorlar bizim paralarımızı. Mühendisleri yediler, işçileri yediler, daire sattılar, vatandaşları yediler. Kim? Hangi müteahhitten ne darbe yediyse bir yazsın. Ya benden alacağı olan da yazsın şunun altına, şu videonun altına. Benim de senden şu kadar alacağım var Çağdaş Yıldırım diye yazın hele ya. Lan ben böyle eke eke konuşuyorum. Bir yiğit de çıkar bize. Bu ne oğlum? Sen ne artist videoda millete posta koyuyorsun der ha? Canım sıkılıyor abi. Özür dilerim abi. Abi biraz kızmıştım o videoda. Evet abi, özür dilerim abi. Böyle eke eke konuşanların ne özür dileyişlerini gördüm, ne ağlayışlarını gördüm. Lan keserim, asarım. Sonra bir bakayım. Özür dilerim abi. Abi bakın iyiyim abi. Hele anlatın siz ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Hiçbir şey demiyorsunuz. Yazın yazmayın. Ne yapayım? Kaç dakika oldu lan? Abo! 18 dakika olmuş ya la. Bir de faydalı dişe dokunur bir şey de anlatmadık. Konuşuyoruz boş boş. Vır 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 vır. Abi, özür abi. Bize kızdılar abi. Canım sıkkındı abi. Dayanamadım abi. Öbür tarafta. Aa, iki tane fıkra anlatayım size şimdi. Putin anlatıyor Putin. Putin'e diyorlar ki işte ne Amerika meselesi ne olacak? Suriye meselesi ne olacak? Putin diyor ki size diyor bir fıkra anlatayım diyor. İsrailli komutan diyor askere demiş ki diyor. Oğlum karşında bir tane düşman askeri elinde tüfekle geliyor. Ne yaparsın? Ben de tüfeğimi çekerim komutanım. Saldırırım komutanım. Peki demiş. Karşında bir düşman tankı namlusunu sana doğrultmuş. Geliyor ne yaparsın? Roket atarımı alırım komutanım. Ben de ona saldırırım komutanım. Oğlum demiş. Şimdi bir tane düşman uçağı. 10 tane düşman tankı, 100 tane de düşman asker üstüne geliyor. Amına koyayım komutanım demiş. Tek ben mi varım bu askeriyede ya? Yani onun gibi. Tek ben mi varım ya? Bir mücadele edek ya. Ne olursunuz. Putin'e soruyorlar. Amerika ne olacak? Suriye ne olacak? Putin bunu anlatıyor. Tek ben mi varım lan diyor. Bir fıkra daha vardı ya. Az önce içeride aklıma geldi. Şimdi onu gitti. Bu geldi aklıma. O gitti bu sefer. Öyle. Kapatalım mı? Yeter mi?
Arkadaşlar, ne diyorum yine? Allah her şeyi görendir. Allah her şeyi bilendir. Bu zalimlerin sonu gelecek. Allah onlara belasını verecek. Siz kötü olmayın. Siz yalan söylemeyin. Siz çalmayın. Siz ihanet etmeyin. Her şey güzel olacak. O sizin üstünüze gelenler yerlerde sürünecek Allah'ın izniyle. Gözünüzle göreceksiniz. Sabır. Sabır çok güzel bir şey. O kabadayılar, o yiğitler bak nasıl ellerinize ayağınıza düşecek Allah'ın izniyle. Size hata yapan aileniz de olsa en sonunda gelip sizden özür dileyecek. Yeter ki siz dürüst olun. Siz doğru olun. Siz sadece Allah'ın emrine uyun. Bilin ki çalmak, bilin ki yalan söylemek, bilin ki kötü ahlaklı olmak hepsi bunların çok kötü şeyler. Doğru yolunuzda ilerleyin. Allah her şeyi görüyor. Hayırlısı inşallah. Onları da bizim üstümüze gönderirse, bizi onlara öldürtürse, onları da bize öldürtürse vardır yine bir bildiği. Belki adımız böyle duyulacak. Belki böyle yaptığımız güzel videolar insanların aklına girecek. Gözlerine işte bir şekilde onların gözlerine sürülecek. Belki cezaevine düşersem orada bir tıp daha, bir de tıp okurum. Belki bir de hukuk okurum. 20 sene sonra belki bir çıkarım ki elektronik mühendisi, tıpçı ve hukukçu. Vay anam vay. Sen ne biliyorsun benim 120 yaşamayacağımı? 60'ta bak 40'tayım. Girerim çıkarım 60. İki okul bitiririm o arada. Hukuk ve tıp bitiririm. Çok istiyorum tıpı. Hukuku da bitirmek istiyorum. Çok istiyorum. İçeride okuyabiliyor musun? Sınavlarına götürüyorlar seni. Derslerini, kitaplarını, bilgilerini okuldan alıyorsun. Sonra gidiyorsun. Sınav zamanı sınavlarına giriyorsun. Yaparım. Ondan sonra düşünsene 60'ında bir çıkıyorsun. Doktor, mühendis ve avukatsın. Ta 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 ta. Belki böyle bir hayırlı bir şey var bizim için. Belki ben çıktığım zaman Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Cumhurbaşkanı olacağım. Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olacağım. Hemen şu Türk devletlerini birleştiririm. 7 tane neydi? Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Türkiye. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 150 milyon Türk. Bir de İran'da varmış 30 milyon Türk. Hindistan'da varmış, Pakistan'da varmış. Moğolistan Türklerin hayranı biz kardeşiz diyor. Biliyorsunuz Güney Kore bizim kan kardeşimiz, can kardeşimiz. Biliyorsunuz Pakistanlılar Türkiye diye ölüyorlar. Pakistanlılar Türkiye diyor. Başka bir şey demiyor. Önce bunlar bir araya gelir. Sonra bu Çin Amerika'yı yer. Rusya Çin'i yer. Biz de kalanları yeriz. Tek bir devlet oluruz. Ne diyor Recep Tayyip Erdoğan? Tek devlet, tek millet. Yani tek olmak lazım. Büyük bir savaş patlar yüksek ihtimalle. Ama sonu iyi olur. Bak şu anki durum hiç iyi değil. Ben size söyleyeyim mi? Sayaç okuma bedelli. Ulan oğlum. Hem benden vergi al. Elektrik vereceğim de. Hem elektriği sat parayla. Hem de üstüne parayı almak için gelen adamın okuduğu sayacın parasını da geri benden al. Bu iş mi ya? Böyle adalet olur mu hiç? Aklınıza yatıyor mu? Bu benim zoruma gitmiyor mu sanıyorsunuz? Ne zaman kurdunuz bu sistemi? Kaç bin yıldır bu böyle devam ediyor? Kölelik lan bu. Ağzımı açsam bir de benim dişlerimi kırarsınız be. Sokaklarda sürürsünüz beni. Cezaevlerinde yatırırsınız. Böyle şey olur mu ya? Sayaç okuma bedeli. Arabanın ÖTV'sinin KDV'si. Siz beni altın tahtlarda da oturtsanız, siz beni paraya da boğsanız bu yaptığınız çok zoruma gidiyor. Çok zoruma gidiyor. Kendimi keriz gibi hissediyorum. Sayaç okuma bedeli, bilmem ne. Bana 5 verip 4 alıyorsunuz elimden ama o 4'ün ismini doğru düzgün koyamıyorsunuz bile. Çok zoruma gidiyor. Çok, çok ağrıma gidiyor. Bu sistemle yaşamak istemiyorum. Siz de benim gibi olduğunuz zamanları bir daha düşünün. Ben yöneticilerle konuşuyorum şu an. Siz de bizim gibi halkın içindeyken olduğunuz günleri bir daha düşünün. Şu çay simit hesaplarını bir daha düşünün. Yapmayın. Bizi böyle insanlara düzdürmeyin. Sayaç okuma bedeli nedir ya? Ne demek bu ya? Ben evine geldim, sayacını okudum, onun parasını da senden alacağım. Lan zaten benden vergi aldın, elektrik getirdin. Üstüne geldin, elektriğin faturasını okumak için... Benden elektrik faturası alıyorsun. Üstüne bir de onu okumaya geldiğin günün parasını istiyorsun be. Ayıptır artık ya. Çok zorumuza gidiyor ya.
Ya bu kadar ağır vergi sistemi olur mu? Ya ben Türkiye diğerlerinden fazla vergi alıyor demiyorum. Bakın, ha onu söyleyecektim. Video çok uzadı lan. Hemen onu anlatayım. Bak diyorsunuz ki Avrupa'da vergiler yok bilmem ne. Yalan, yanlış. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Senin Türkiye'de yaşadığının 10 katı güçlü bir hayat yaşamıyorlar. Orada da bir yaşam mücadelesi var. Senin orada neyin ucuz? Araba ucuz. Ev ne kadar pahalı biliyor musun? Yeme içme ne kadar pahalı biliyor musun? Türkiye'nin 2 katı, 3 katı. Ben sana bir sürü araştırmalar yapmıştım ya. İşte bir yemek orada 20-30 pound, 100 TL lan. Lan biz burada 10 liraya gidip yemek pilav yiyoruz ha. Akıllı olun. Almanya'sı aynı, Fransa'sı aynı, Amerika'sı aynı, Japonya'sı berbat durumda. Siz sadece arabaya verdiğiniz o fazla parayı gözünüzde büyütüyorsunuz. Sadece araba pahalı Türkiye'de. Orada sadece araba ucuz. Başka her şey pahalı. Sanmayın ki Türkiye ile Avrupa arasında bir uçurum var. Uçurum yok. Belki senden 1,3 kat, 1,3, 1,3, 1,5. Senden 2 kat bile refah yaşamıyorlar. Emin olabilirsiniz. Emin olabilirsiniz. Bak bu kardeşiniz ahmak bir adam değil. Ben size doğruları söylüyorum her zaman. Yine söylüyorum. 1,5 katımız iyi yaşıyordur. En fazla. Başka bir şey yok. Ama yine de Türkiye'deki bu vergi sistemi beni çok acıtıyor arkadaş. Sayaç okuma bedeli benim zoruma gidiyor. Yine bir arabanın Türkiye'ye girişi 50 bin lira, benden aldığınız vergi 60 bin lira. Abi öyle şey olur mu ya? Ya niye bunu bölmüyorsun? Neden benden 50 bin liralık arabayı bana getirip verip yılda 5 bin, 10 bin lira halinde büyük sigorta parası olarak almıyorsun? Niye beni böyle zora koşuyorsun ya? Niye bana her şeyin? Bir de ha size ne düşüyor onu söyleyeyim. Ben elektrik elektronik mühendisiyim. Benim kullandığım telefon 6 yıllık Samsung. Lan hepinizin elinde X bilmem ne, iPhone şu bilmem ne. Yavaş lan. Yavaş lan. Siz lan ne kadar ağır tüketiyorsunuz be? Ağzınızda diş yok. Cebinizde para yok. Hepinizin elinde bir pahalı pahalı telefonlar. Yavaş olun, yavaş. 100 özelliğinden 94'ünü kullanmadığınız o telefonlara bir ton para ödüyorsunuz. Siz saçıp savuruyorsunuz, ondan sonra soğan 5 lira. Kaç lira olacaktı ya? Hep siz hak ediyorsunuz. Doğru düzgün harcayın. Hayırdır lan bugün? Oğlum bak senin var ya. Bana bugün bir şeyler oluyor. Keyfim yerinde ama bak kızmayın lan. İdare edin. Bugün de biz böyle yaptık. Bir şey olmaz. Abi işler çok karışık. Bak bir şeyleri düzeltelim hep birlikte. Lan beni Cumhurbaşkanı yapacaktınız değil mi? Söz değil mi? Yapacağınız değil mi? Neler yapacağım neler. Neydi? Bir, Apo'nun kafasını keseceğiz. İki, adalet. Herkese adalet gelecek. Vergiler, mergiler. Oğlum öyle şey olur mu? Elektrikten, sudan para almam sizden. Sizden ne parası alırım? Sizden nasıl vergi? Ya ben sizden niye vergi toplayacağımı dahi bilmiyorum. Sizden aldığım parayı götüreceğim ve devlet dairesinde akşama kadar oturanlara dağıtacağım. Yapamam. Öyle bir şey de yok. Devlet dairelerinde çalışanların sayısını azaltacağız. Size arazi veririm, tarla veririm. Herkes kapısının önüne patatesini, soğanını eker lan. Gerek yok bu kadar şeye. Vallahi bir saçma sistem var. Ortada şöyle söyleyeyim. 80 milyon değil de hadi 8 milyar dünya nüfusunu ele alalım. 8 milyar dünya nüfusunun içinde 1 milyon yiyen var. Geriye kalan 7 milyon 900 7 milyar 900 bin ben kafadan hesap yapamam ki. 1 milyonu çıkın içinden. 8 milyon içinden 1 milyon çıkın. Kalanların hepsi köle. O 1 milyon bizi yönetiyor ve bizi de bir şekilde ikna ediyor. Abicim öyle şey olmaz. Yapmayın. Hadi kendimize gelelim, toparlayalım şu işi. Beni Cumhurbaşkanı yapın, ben size anlatacağım hepsini tek tek. Elimde bu kamerayla gezerim. Aa böyle anlatırım her saniye. Bugün ne yaptık? Bak bugün Putin geliyor. Putin'e de açarım kamerayı. Öteki de geliyor. Ötekine de açarım kamerayı. Öyle. Kapatalım artık. Kaç dakika oldu? Oha 30 dakika. İzlemezsiniz ki 30 dakikayı. Bir şeyler yapalım lütfen. Cumanız hayırlı olsun. Gönlünüze göre olsun inşallah. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen ve lütfen yorum yazın. Bir şeyler söyleyin de paylaşalım. Allah'a emanet. Hepinizi seviyorum.